Kalk. Kalk Allah'ın cezası. Yalandan bayılma aç gözünü Rus köle. Sana söylüyorum. Sana söylüyorum aç gözünü Rus köle. Sana gözünü. Sana söylüyorum. Sultanım. Ne oldu böyle? Ne yaptınız? Sultanım hadi gidelim. Hadi gidelim. Ya ölürse? Keşke ölse. Keşke. Bebeğin düşmesi çok acı. Mahidevran Sultan perişan olmuştur. Hünkârımızın haberi var mı? Sabah erkenden has odabaşı İbrahim Ağa'ya duyurdum. O da münasip bir şekilde söylemiştir. Valide Sultan'a da haber vereyim. Keşke dün gece uyandırsaydın beni Sümbül Ağa. Hürrem Hatun duyunca zil takıp oynar. Oynaması batsın. Şunun adını anıp beni çileden çıkarma Sümbül Ağa. Yetişin, yetişin felaket, yetişin. Kalk Allah'ın belası. Kalk da hesap ver. Sultanım ne olur, layığını bulmuş zaten. Bırak beni. Leş kalkmadan gitmem. Sultanım ne olur kulunuz, köleniz olayım. Atın sarayımdan. Leşini hayvanlara atın. Göğüsün inşallah. Tamam. Allah'ım sen bizi koru. Rezil olduk. Bittik, mahvolduk. Tövbe estağfurullah. Öldü mü bu? Ha, yaşıyor çok şükür. Hekim başını çağıralım. Has odabaşı İbrahim'i de... Zinhar. Kimse duymayacak. Hadi kaldırıp odasına götürelim. Kimse onu bu halde görmeyecek. Hünkârım, Rabbim size Mahidevran Sultan'a ve Şehzademiz Mustafa'ya uzun ömürler versin. Bunu unutturacak keder vermesin. Sağ ol İbrahim. Mahidevran'ı görmem lazım. Divan toplantısını Bilal'e yapalım. Hayır. Bugünkü divan tarihi değiştirecek. Devlet-i Aliye'nin kaderini belirleyecek. Tez zamanda dostlarımız, düşmanlarımız kim olduğumuzu görecek. Nerede canciğerin Hürrem? Yok mu? Hünkârımızın misafiri. İyi kuvvetli büyü yapıyor Hürrem. Neler katıyor içine anlatsana. Büyü sizin işiniz. Hürrem bilmez. Kıskandın. Sen kıskanmıyor musun? Senin de için gitmiyor mu?
Ne bekliyorsunuz? Ders var. Hepiniz sıraya geçin. Doğru meşkhaneye. Sallanmayın. Gidin kitaplarınızı açın. Hemen gelirim. Karanlık gecelerime yıldızlar yağar sultanım. Işığınız güneşle aşık atar. Ay mahcup olur kaçar. İbrahim kulunuz bu ışıkla kör olmuş. Gayrı iflah olmaz sultanım. Hatice. Hatice. Hatice kızım aklın yine nereye uçtu? Affedin dalmışım. Mahidevran'ı bebeği düşünüyordum. Darısı evlat isteyen her kadının başına. Sultanım. Ne oldu daha ya? Nefes nefesesin. Mahidevran Sultan düşük yapmış. Bebeğini kaybetmiş. Eyvah. Hemen geliyorum. Perişan olmuştur. Bir diyeceğim daha var sultanım. Dur daha ya. Kötü bir haberi daha yüreğim kaldırmaz. Hürrem Hatun. Feci dayak yemiş. Paramparça olmuş her yanı. Nasıl? Kim cüret eder? Mahidevran. Hünkârım ben. Şşş, sakın ha. Ağlama, sil gözyaşını. Sen bana daha nice evlatlar vereceksin. Nasip değilmiş yüce Allah'ın takdiri. Üzülme. Beni de üzme. Mustafa seni böyle ağlarken görmesin. Söyledin mi biliyor musun? Ben konuşurum Mustafa ile. Sen iyileşmene bak yeter ki. Beni bekler. Yazık bu hatuna. Lime lime olmuş. Muhakkak hekim lazım Sümbül Ağa. Dahi hatunu duydun. Biz bakacağız çaresine. Sen temiz bezle su getir hele. Suyla bezle olmaz. Bu hatun gariben cariye değil. Hünkârımızın gözdesi. Ölürse elimizde kalır. Onu bu hale getiren Mahidevran Sultan'a bir şey olmaz. Ama bizim kellelerimiz gider valla. Ben de emir kuluyum Nigar Kalfa. Günahı dahi hatunun boynuna. Ortalığı karıştırmayalım biz. Sülüme. Gözümüz yollarda sizi bekledik Lalam Kasım Paşa. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür hünkârım, iyiyim. Huzurunuza çıktık, yüzünüzü gördük ya, bütün yorgunluk gitti. Artık yaşımız malum. Ne yaşı Lala? Sen aklınla cisminle bizi tuş edersin. Bugünkü divanda size ihtiyaç var. Fikrinize, zikrinize, muazenenize. Estağfurullah hünkârım. Bir hayrım dokunursa şeref duyarım. Üzülme artık. Bak aslan parçası bir şehzademiz var. Onu da düşün.
Hem gençsin. Maşallah saatin yerinde. Elimde değil. Çok istemiştim bu çocuğu. Tam zamanıydı. Uzun zamandır gebe kalamamıştım. Bir daha olur mu? Valide Sultanım. Rahatsız olma. Geçmiş olsun. Sizleri de üzdüm. Hatice, sen Mustafa'mı bul, onunla ilgilen. Ben buradayım. Utanmalısın yaptıklarından. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantısını açıyorum. Bugün şerefli tarihimize kayıt düşeceğimiz bir gündür. Kafir Macar kralı Lajos, borçlarını ödemek yerine elçimiz Behram Çavuş'un kellesini yollamıştır. Bunu savaş sebebi sayarım. Gaza muradımdır. Vezirlerim, paşalar, Şeyhülislam Hazretleri ne dersiniz? Hünkârım, Behram Çavuş'a kafir Lajos'un reva gördüğü muameleye karşılık aldığınız karar doğrudur. Hakaret edilmiştir. Devlet-i âliye kadar İslam aleminin halifesi zat-ı şahanenize de kusur işlenmiştir. Allah'ım Kasım Paşa, sen de söyle. Hünkârım, her zaman derim ki en kötü icraatlar öfkeyle alınan ani kararlar sonucunda olur. Ama velakin bilirim ki sizin aklınız her daim öfkenizin önündedir. Sizi bu şuur harekete geçirir. İradeniz devlet-i âliyeyi yüceltir hünkârım. Allah'tan kimse görmemiş bu rezaleti. Nasıl bir cariyeyle kavgaya tutuşursun? Sen Haseki Sultan'sın. Şehzade anasısın. Burası Topkapı Sarayı. En cahil insan bile bunu yapmaz. Keder içindeydim. Evladımızın kaybını haber vermek için. Acımı hünkârımla paylaşmak için Asoda'ya giderken karşıma çıktı validem. Çıksın, sana ne? Muhatap alma, yürü git. Ben de öyle yapıyordum. Ama neler söyledi avaz avaz. Tutamadım kendimi. Ne söyledi? Sizi bu saraydan sürdüreceğim. Valide Sultan'ı da, seni de, oğlunu da defedeceğim. Bu saray benim olacak. Siz eski sarayda kilit altında kalın. Yeter! Bu mevzuyu Süleyman'ın bilmeyecek. Gizlemekle olmayacak Daye Hatun. Ya ölürse? Allah'a emanet. Ağzını hayra aç Nigar Kalfa. Doğru söylüyor. En azından Has Odabaşı İbrahim Ağa'ya haber vereyim. Tepemi attırmayın. Kimse bilmeyecek demedim mi? O odaya da kimse girmeyecek. Ayşe var, burada kalıyor. Onu ne yapacağız? Ay, koskoca haremde oda mı yok? Götürün başka bir yere. Kaçma, gel buraya. Mühim işim var, mühim. Divan erkanı Macaristan'a savaş açılması hususunda padişahımız efendimizle hemfikirdir. Hayırlara vesile olsun. Allah utandırmasın.
Düşmanımız bir karınca bile olsa onu küçümsemeyin. Onu bir aslan olarak görün. Hazırlıklarınızı ona göre yapın. İşte o vakit zafer bizimdir. Ezeriz Andre. Karınca gibi ezeriz Osmanlı'yı. Azı süt kokan Sultan Solomon sarayından bile çıkamaz korkudan. Bütün Avrupa'yı nasıl karşısına alacak? Var mı yeni haberleri? Majesteleri, Vatikan diyor ki hata yaptınız. Osmanlı elçisinin kellesinin yollanmasını tasvip etmemişler. Konstantinopolis karışacak. Sonuçları sert olacak, kararlar alınacağını bildirdiler. Vatikan krallığımı nasıl idare edeceğimi bana bıraksın, cennet cehenneme baksın. Ha, istemiyorsa beni de cennetine kabul etmesin. Bu kule çok yüksek. Her yeri görüyorum Hatice. Hep gelirim buraya. Hep gelemeyiz Mustafa'm. Ancak mühim günlerde buraya çıkmaya izin var. Bugün neden mühim? Gazaya gidiyoruz. Kılıcımız paslanmıştı. 4 yıldır sefer yoktu. Yaşa Sultan Süleyman! Yaşa Sultan Süleyman! Bakın kılıçlar çektiler. Nerede benim kılıcım? Ben de çekeceğim. Bak şu tuğları gördün mü? Babamın tuğumuşu. Çok güzelmiş. Tuğlar avluya dikildi mi bil ki sefer var. Padişahımız savaş kararı almıştır. Babamla İbrahim'le ben de savaşa gideceğim. Daha demlenecek. Lapamı vereceğim ben pilav diye. Kuzular tandırdan ne zaman çıkacak? Ya sallandınız. Ne dedim ben size? Elinizi çabuk tutsanıza. Birincisi seçtiniz ağam. Ben ne yapayım? Su çekmiyor. Seni de ben seçtim arsız. Çık dışarı görmesin gözüm. Ne oluyor şeker ağa? Daha ne olsun? Kubbe altında divan heyeti yemek bekliyor. Geç kaldık, yetişemiyorum. Bu salaklar ordusunu kovacağım ben Sümbül ağa. Hünkâra rezil olamam ben. Divan sürüyor daha. Suhuletle davran şeker. Telaş yapma, yetişirsiniz. Çorba verin bana. Bir de et hazır edin. Çıkacak birazdan tandırdan, veririm oradan. Kilerden getirsinler. Çiğ et lazım. Çiğ et mi? Tövbe. Çiğ eti ne yapacağım? Kediye köpeğe dağıtacağım. Sana ne? Git kilerden çiğ et çıkar. Git çabuk. 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 İflah olur mu hekim kadın? Olur inşallah olur. Fena hırpalanmış garibim. Epey sürer düzelmesi. Çorba morba içecek hali yok onun. Çorba değil bu. Külbasta hazırlattım. Yanına da hünkâr beğendi koydursaydın. Aklını mı kaçırdın sen Sümbül ağa? Bu çiğ etleri yüzüne, gözüne, her yerine koyacağız. Bütün gün bekleyecek et çürüyene kadar. Kanını, morunu, çürüğünü çekecek bu külbastılarım. Bugün değilse de yarın hünkârımız gözdesini halvete çağırdığında ne yaparız? Benim kıymetli gözdeme bunu kim yaptı derse? Nereden çıktın sen? Çık git, durma burada. Hürrem Hatun'un hali nicedir merak ettim. Nice olacak? Bilmiyor musun? Paralanmış hatun. Dua edin ölüp kalmasın. Şimdi o dilini tut, gördüklerini de unut. Hürrem yok Nigar Kafa. Nerede Hürrem? Cevap versene, meraktan ölüyorum. Bir şey mi oldu? İşine baksana sen. Sana ne Hürrem'den? Sen biliyorsun. Yetti ama Maria.
Sana mı hesap vereceğim? Maria! Maria dur dedim sana. Hürrem! Hürrem! Giremezsin. Hürrem'e ne oldu? Mühim bir şey yok. Ateşlendi, ilaç verdik, uyuyor. Hürrem ses ver! Al Hürrem. Şunu başımdan sustur. Susmazsa verin cezasını. Söz dinle, sus. Bela mı arıyorsun? Yürü. Tophane'den haber geldi. Hazırlarmış. Âlâ. Ne vakit gidelim? Hemen gidelim. Yine tebdil mi gideceğiz? Tedbiri elden bırakmayalım. Tebdil gidelim. Destur! Baba! Aslan parçası. Ben de geleceğim savaşa. Olmaz. Sen de gelirsen saraya kim sahip çıkacak? Hı? Annene kim bakacak? Annem savaşa gideceğin için mi 3 gün ağlıyor? Gel biz seninle bir erkek erkeğe konuşalım. Çabuk söyle vaziyetini. Dahi Hatun beni hemen kovaladı odadan tabii. Ama kenardan gördüğüm kadarıyla vaziyet felaket sultanım. Ölü gibi uzatmışlar yatağı. Keşke ölse de kurtulsam. Keşke. Kardeş gelmiyor mu? Sen istemiyorsun diye küsmüş, vazgeçmiş gelmekte. Gelmezse gelmesin. Benim Mustafa'm cihana bedel. Kısmetse ne vakit gidiyorsunuz sefere? Hazırlıklar tamamlanınca. Az vakit kaldı. Allah'a emanet olun. Dualarım sizinle olacak. Dualarınız da gözleriniz de benimle olacak. O gözlerinizdeki beni mecnun eden ışık karanlık gecelerimde yolumu aydınlatacak. Sultanım. Pirinç çuvalında boğarım seni. Su çekmez pirinci nasıl yollarsın? Yarından tezi yok, değişecek o mal. Bağışım üstüne ağam. Sen iste yeter. Sarayımıza helal olsun. Alavere dalavere. Hele bir değiştirme. Sürdürürüm seni bu çarşıdan. Esnaflık yapamazsın. Lağımcılık yaparsın ancak. Vallahi billahi yarın sabah halledeceğim ağam. Sen bir otur hele. Ben sana bir pestil vereyim. Antep'ten geldi. Seversin bilirim. Cevizli sucuk da geldi mi? İyi. Ver bakayım tadına. Oğlum. Kes yokla sucukla pestil. Buyur şekerim, buyur. Ver. Buyur. Seninle mod. Şekerim sana dokunmasın bir okka. Sultan Süleyman'a da yedir. Duyduk ki hünkârımız Rus bir cariyeye meftun olmuş. Olmuşsa olmuş. Sana ne? Şşş. Haremde olan mahremdir. Öyle lakırdı olur mu? Siz bu musibeti kovalayacağınıza sarayda Bab-ı Hümayun'a çift tuğ dikildi. Uyanın ey ahali. Sefere çıkıyor Sultan Süleyman. Padişahım çok yaşa. Signore, padişah savaş kararı almış. Sarayın bahçesine savaş bayrağını törenle dikmişler. Bekliyordum bunu. İşte yaptı sonunda Sultan Süleyman. Krallığa hoş kiminle resleştiğini bilmiyor. Sonu felaket olabilir. Hemen Venedik'e, Vatikan'a ve Budin'deki o serseme rapor edelim. Avrupa haritası değişecek. Gidiyor.
Hürrem. Süleyman. Спасибо, ya. Geç diyorum, tamam. Sultanım, söylemiş işte söyleyeceğini. Şiir gibi konuşmuş. Gözlerinizi götürecekmiş yanında. Keşke gitmese Gülfem. Bir ömür boyu karşıdan kandil ışığında gölgesini bile görsem razıyım. Savaş bu. Maazallah ya kaybedersem onu? Hasudabaşı İbrahim... Eminim sıyrık bile almadan size kavuşacak sultanım. Kederlenmeyin. Benim haddime düşmez ama... ...dönünce nikahınızı da kıyarsınız. Gülfem sus. Validem hünkârım duyarsa halim nice olur. Hiçbir şey olmaz. Valide sultanımız bu sabah ne dedi size kulaklarımla duydum. Çocuk hususunda. Darısı olmayanların başına demedi mi? Aksine memnun olur. Genç yaşında dul kalan şanssız kızı evlenecek. Kader yüzüne tekrar gülecek diye. Müsaade var mı sultanım? Gel dayı. Boynumun sırtımın ağrısı yine azdı. Bunu yapınca biraz nefes alıyorum. Can sıkılınca vücut da sıkılıyor. Huzur haram oldu. Sen bana bir şey mi diyeceksin? Kâfidir, çekilebilirsiniz. Hürrem'i hekim kadın gördü. İlaçlar, merhemler yaptı. İyice sabaha göre. Odaya kimseyi sokmadım. Bir tek Nigar kalfa başında. Dahi aman gözün üstünde olsun. Bu rezillik kapansın. Sana güveniyorum. Şu terasın kapısını kapasana, serin oldu. Ha bak Hatice de orada mı hala? Evet, Hatice Sultan terasta, oturuyor. Gülfem Hatun da yanında. Son zamanlarda onu durgun, dalgın görüyorum. Genç yaşında dul kaldı. Sarayın teraslarında, odalarında... Solup gitsin istemiyorum dahi. Münasip bir damat düşünmek lazım artık. Genç, terbiyeli, helal süt emmiş. İstikbal vaat eden bir paşa mesela. Kim ola ki bu talihli paşa? Bilmem. Aslanımla da konuşacağım. Hürrem, cennetten hediye mi sizi? Süleyman, ben şey istiyorum. Sen ne istersen söyle. Ben sana inanıyor, ona inanmak istiyorum. Senin baktığın güneşe bakmak. Senin gördüğün görmek istiyorum. Ben senin Allah'a inanmak istiyorum. Sen Müslüman mı olmak istiyorsun? Evet.
Hünkârım. Pargalı. Gel, gel. Bir arzunuz var mı diye bakmıştım. Var İbrahim. Hemen aşık ol ve mesut ol. Kendi cennetini yarat. Ben çok mesudum. Hürrem var. Dün gece bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Sen neye inanıyorsan ona inanmak istiyorum. Senin baktığın güneşe bakmak istiyorum dedi. Müslüman olmak istiyorum dedi. Bunu gönülden aşka söyledi. Aşk yaptırdı onu. Benim için. Benimle bir bütün olabilmek için. Ey aşk, sen nelere kadirsin. Ey aşk, bırakma bizi. Hümrem, Hümrem. Kalk. Seni gibi ol seni. Senin yüzünden düştü bebeğim, senin yüzünden. Katil, katil. Kaptanı Derya Pulak Mustafa Paşa. Donanmamız hazır mı? Hazır hünkârım. Yeni kadırgalarımızı takdim etmekten şeref duyarım. Ne vakittir buradasın matrakçı? Geceden geldim hünkârım, biraz çalıştım. Yine ne icat çıkardın, göster. Atları nasıl naklederiz diye düşündüm. Onlara uygun bir şekil bulmaya çalıştım hünkârım. Şimdi insan evladını koyduk kayaya, Tuna'dan aşırdık. Topları da koyduk, hafifçe aşırdık. Ama atlar, karada savaşırken atların orada olması elzemdir. Elzemdir ama bulacağım hünkârım, size yemin ediyorum bulacağım çaresini. Yeni ince kadırgalar da kondu kıza. Hızla ilerliyor hünkârım. Duydun mu Ahmet Paşa? Pargalı'nın ince kadırgaları yapılıyormuş. Bir bak bakalım nasıl olmuş. O narin kayıklara kadırga demek donanmamızın şanına uymaz hünkârım. İzniniz olursa bir isim koyalım bu icada. İsmi ne olursa olsun ben icata bakarım paşa. İşimizi görecek mi ona bakarım. Gidelim Pargalı, görelim icadını. Yürü matrakçı. Alacağın olsun hünkârım. Kapı kulu devşirmeyi kolla, vezirini harca. Şşş, yakışmıyor paşa. İki gün oldu, Hürrem yok. Halbet bu kadar uzun sürer mi? Ne malum hünkârın yanında oldu. Belki de denizin dibindeki aç balıklara yem etmişlerdir. Yok yok, öyle değildir. Hürrem'in uzun dilini kesmiş de olabilirler. O zehirli yılan dilini şöyle kökünden koparıp alacağım. Sonra... Ayşe Hatun. Hürrem gördün? Görmedim. Beni başka odaya aldılar. Hürrem hasta yatıyormuş. Sana da bulaşır dediler. Eyvah.
Anne. Kızına ne yaptı? Baba. Yılan kadın beni öldürdü. Beni onu öldüreceğim. Yüzün. Süleyman bakmaz bana artık. Yürü hatun. Yüzüm öldü ki. Bırak. Ölmedi. Yüzünde iyileşecek, daha güzel olacaksın. Hadi yat yatağa. Hadi. Ertan. Yat. Maria. Yat. Yat. Bağırma. Allah. Bağırma. Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Müslüman olmuş. Hünkârım, bu kadırgaların dar olması hareket kabiliyetini arttıracak. Salması da derin olmayacak. Kürekte, yelkende, her vaziyette iki misli fazla yol verecek. Maşallah. Maşallah. Kaptanı Deryam, az evvel matrakçına son fikrini küçümsedim zannetmeyesin. Bu matrakçının dediklerini iyi tart, faydalı bir tekne şekli olabilir. Tuna bizim çok yükümüzü kaldıracak. İbrahim, şaka filan derken koymuşsun ince kadırganı tezgaha. Böyle ince mevzular senin kalemin ne de olsa. Kaptanı Derya Pulak Mustafa Paşa'ya söyleyelim de seni bu ince donanmaya kaptan eylesin. Devlet-i Ali'ye ne görev verirse, ordumuzun zaferi için ne lazımsa şerefle yaparım. Vezirim. Rütbe mühim değil. Benim o menzile canım feda olsun. Hünkârımız Hürrem Hatun'u bekliyor. Hemen getirin. Duydun mu beni Sümbül'e? Duydum efendim, evet duydum. E tamam o zaman, hadi çabuk. Haber verin gelsin. Gelsin. İç şunu, kızdırma beni. Aç açına olmaz. Hatun, sinirlendirme beni. İç şunu. İç. Allah Allah. Yandık, mahvolduk. Hünkârımız Hürrem'i bekliyor. Nasıl gidecek? Ne diyeceğiz? Ben biliyorum ne diyeceksiniz. Hünkârım. Mühim bir şey mi söyleyeceksin? Sümbül'e haremden haber getirdi. Hürrem Hatun gelmek istemiyormuş. Yani uygun değilmiş herhalde. Öyle bildirmiş. Bu ne cüret? Emrediyorum hemen gelsin. Neredesin? Seni bekliyorum. Şehzademiz Mustafa geç uyudu. Git bak şu Allah'ın belasına ayaklandı mı? Vaziyetini öğren gelemem. Meraktan çatlamak üzereyim. Baş üstüne efendim. Hemen gidiyorum.
Ne oldu? Gene mi gelmedi? Efendim has oda başım. Vallahi ve tillahi yalvardım neredeyse. Tutturmuş gelemem diyor. Zümbüla delirdi mi bu kadın? Sultan Süleyman Han bekliyor. Kimin haddine düşmüş? Söyle bana, ne saklıyorsun sen? Destur Sultan Süleyman Han Hazretleri! Sen nasıl bana karşı gelirsin? Yüzüme bak, cevap ver. Yüzüm öldü hünkârım. Sultana layık değil, öldü. Ne demek yüzüm öldü? Kaldır başını. Bakma, bakma, git. Hürrem öldü. Efendim, hünkârımız hareme geldi. Bir hışımla Aleksandra'nın odasına girdi. Kim yaptı bunu? Kim cesaret etti? Söyle bana Hürrem'im, kim kıydı sana? Söyle, canını alacağım onu. Senin gözünün yaşına kurban ederim. Söyle, kim? Mahi. Mahi Devran mı? Daya atın! Hürrem'i odama götürün. Hekimleri çağırın. Yaralarına ben bakacağım. Kim bilir ne yalanlar söylüyordur şimdi. Mazlum, mağdur, zavallı yaptı kendini. Melek gibi dolanıyordur hünkârımın etrafında. Yalan. Ne derse yalan. Sen benim Mahidevran Sultanım değilsin. Söyle, senin içine bu şeytan nasıl girdi? Hünkârım... Sen nasıl benim haremime, mahremime el kaldırırsın? Ona kalkan eli bana kalkmış sayarım. Seni, sesini, gölgeni bile görmek istemiyorum. Sultanım lütfen. Senin sesini duymak istemiyorum.
Sen bize ne yaptın? Mahidevran, öldürdün bizi. Şey düşmüş hamanda. Hadi uyku vakti, yapın yataklarınızı. Hadi. Validem. Hoş geldin aslanım. Hayrola? Hayırlı olmadığını sen bilirsin validem. Bilmiyorum. Ne oldu? Sen söyle de öğreneyim. Seferle mi ilgili? Yakında sefere çıkacağız. Bir maruzat yok. Esas maruzatın Mahidevran. Validem yarından tezi yok. Mustafa benimle kalacak. Onu da tek başına Beyazıt'a eski saraya gönderin. Artık sarayımda kalmasını istemiyorum. Yüzünü bile görmeye tahammülüm yok. Evladım sen aklını mı kaybettin? Mümkün mü böyle olması? Mahidevran Haseki Sultan. Senin şehzadenin anası. Devlet-i Aliye'de görülmemiş bir ayıp. Hakka, hukuka, ananeye uygun değil. Onun yaptıklarından sonra hak, onun kellesinin alınmasını emreder. Ben bunu yapmadım. Ama etrafımda, hususi hayatımda bulunması mümkün değildir. Cezasını çekecek validem, diyeceğim budur. Geçecek Hürrem'im. Her şey geçecek. Sen üzme kendini. Bundan sonra kimse senin saçının teline bile dokunamayacak. Sen iyiler. Gitme. Bırakma Hürrem'i. Sen yok. Bela çok, dayak çok. Şşş. Bitti işte. Yorma kendini. Ben bakacağım, ben iyileştireceğim bu gül yüzünü. Hünkârım, hekimbaşı geldi aslımızı tetkik için. Uyuyor şimdi, uyandırmayalım. Gitsin, ihtiyaç olursa çağırırız. Pargalı. Onu gönder, terasa gel.
kadar korkmuş, o kadar acı çekmişti ki Hürrem. Ona sarıldığımda hala serçe gibi titriyordu. Mahidevran bu duruma nasıl geldi? Nasıl böyle bir şuursuzluk yaptı Pargalı? Aşk insanı bazen şuursuz bırakabiliyor hünkârım. Sonrasında mahcup olabileceğimiz telafisi çok zor hatalar yaptırtabiliyor bize. Bunun telafisi yok Pargalı. Ben onu her gördüğümde Hürrem'in paramparça olmuş yüzünü, ruhunu hatırlayacağım. Gitsin bu saraydan, gözüm görmesin dedim. Gidiyorlar mı hünkârım? Aşk diyorsun Pargalı. Aşk insanı böyle kör eder mi? Hırsla karşısındakini yok eder mi? Ben böyle aşk istemiyorum. Ben aşka hürmet istiyorum. Süleyman. Geldim Hürrem'im. Geldim. Çok iyiyim. Sultan iyi etti. Gece gündüz başımda bekledi beni. Türkçen ilerlemiş. Konuş konuş ondan. Sultan Süleyman ders verdi. Mektep gibi hoca oldu bana. Ama şimdi sen anlat. Harem havadis ver. Mahidevran çok fena. Hep ağlıyormuş. Bebek de yok. Düşmüş çocuk. Sultan çok azar yapmış ona. Azar? Nazar? Çok kızmış, bağırmış dediler. Sana yaptıkları için. Günlerdir o cariyeyi odasına aldı bakıyor. İyileşsin diye uğraşıyor. Validem çok gücüme gidiyor. Sen bu sarayda kaldığına şükret ve sus. Aslanım seni burada görmek bile istemediğini söyledi. Zaman geçsin biraz, kızgınlığı yatışsın. Seni nelerden kurtardım, hala şikayet etme.
Evladınla uğraş, dua et, hayır işle, sabırlı ol. O hatun zehirledi. Büyüler yaptı hünkârıma. O yılan validen ben biliyorum. Yılan o. Başı ezilmezse hepimize zarar verecek. Yeter Mahidevran, bunaltma beni. Hadi git Mustafa ile ilgilen. Kendi derdine düştün, onu unuttun. Analık görevlerini ihmal etme. Hürrem Hatun, hünkârımız sandık dolusu hediye gönderdi. Çok güzel. Sandık yukarı çıksın. Maria, gel. Odamda bakalım başka ne hediyeler gelmiş sultanımdan. Burası benim otağım. Burası da benim otağım. Fargalı, hazır mıyız yola çıkmaya? Hazırız hünkârım, az kaldı. Tophaneden haber geldi. İki parçalı topunuzu dökmüşler. Göstermek için heyecan içindeler. Âlâ, hemen gidelim. Casuslar cirit atıyordur etrafta. Sefer zamanı ve istikamet hususunda telaş içerisindedirler. Bilmiyorlar hiçbir şeyi. Yarın öbür gün sevkiyat başlasın, o zaman anlarlar Anya'yı, Konya'yı. Biz iki ayrı yere otağı kurup tuğ dikeceğiz. Doğu için Üsküdar'a bir otağı, batı için Davutpaşa sahrasına doğru bir otağı kuracağız. Doğuya ve batıya. Sersem olacaklar. Majesteleri. Beni rahatsız etmeyin demedim mi? Affedersiniz. Çok önemli bir haber geldi Venedik'in Konstantinopol elçisinden. Osmanlı savaş kararı almış. Bize mi savaş açmış Osmanlı? Nereye olduğu bilinmiyor ama elçi muhtemelen bize saldıracaklarını düşünüyor. Osmanlı düşünür ama yapamaz. Ama eğer aklını kaybedip de gelirse Süleyman'a öyle bir ders veririm ki kaçmak için şansı kalmaz. Onu atının üstünde gömerim Budin Ovası'nda. Çekil başımdan. Çekil Andre, çekil. Sen Müslüman oldun. Nasıl yaptın? Dua ediyorsun. Allah bir tane diyorsun. Muhammed peygamber, onun kulu ve resulü de oldun Müslüman. Bir de Bismillah diyorsun. Al Maria. Bana verme, onlar senin. Maria. Al. Sen benim tek dostum.
Tek arkadaş. Teşekkür. Sen de benim tek dostum. Bunu da al. Çok yakın bu saray benim olacak. O haremdeki cariyeler öyle diz kıracak karşımda. Hepsi benim köle olacak. Seni de benim dayı kadın yapacağım. Anlat matrakçı. Hünkârım, buranın yiğit ve hünerli ustalarıyla öyle bir top döktük ki cihana değer. Göreceğiz matrakçı. Cihana mı değer? Göreceğiz. Birleştirin. Ya Allah! Ya Allah! Sultan Süleyman görecek beni ister. Hürrem Hatun git şimdi. Çağırırım sonra gelirsin. Hünkârımla çalışıyoruz. Hürrem mi geldi Pargalı? Bak. Duydu beni sultanım. Tamam bakalım. Benim güzel kızım, seni çok dalgın neşesiz görüyorum kaç zamandır. İyi misin yavrum? İyiyim valide. Hatice'm gel yanıma. Haremin dertlerinden seninle epeydir muhabbet edemedik.
Genç yaşında talihsizlik seni buldu, dul kaldın. Yasında tuttun. Artık senin için saadet düşünme zamanıdır. Gençsin, güzelsin. Bir ömür burada, benim dizimin dibinde kasnak işleyerek geçmez Hatice. Torunlarımı sevmek, seni mesut görmek istiyorum. Mustafa'ya uyumadan masalı anlatacağım sözü verdim. Beni bekler müsaadenizle validem. Peki git. Bekler aslan parçası. Söylediklerimi düşün yavrum. Sultanım. Dahi bütün gün yoktun. Çok mu işin vardı? Yorma kendini bu kadar. Yorgunluk bir şey değil. Uyurum geçer sultanım. Ama bu Hürrem Hatun iyileşip döndü ya, pek bir edalı, bir haller olmuş. Bu sarayın sahibi ben olacağım. Herkes kölem olacak diye konuşuyor. Yüz verilirse köleye, olacağı bu. Süleyman hele bir sefere çıksın, ben ona göstereceğim bu saray kimin sarayı. Hünkâr döndüğünde onu burada bulamayacak. Bak Hürrem Hatun, bu Tuna Nehri. Donanmayı buradan yüzdüreceğiz. Yükleyeceğiz barutu, yükleyeceğiz topları, süzülecekler. Cenk burada olacak. Sen korkmuyor mu ölmekten? Savaş, kan, çok insan ölecek. Çok aile yok olacak. Böyle düşünerek zafer kazanılmaz Hürrem Hatun. Sana güzel başını bunlarla doldurma. Kan dökenin kanı dökülür. Savaşı ben icat etmedim nihayetinde. İnsanoğlu savaşarak hayatta kalır. Medeniyet savaşarak kurulur. Ben babam Sultan Selim Han'dan daha ileri taşımak zorundayım sancağımızı. Bu dünyada senden başka kimse yok. Ailem yok. Dost yok. Sen bana dönmezsen ben ölürüm. Dua et Hürrem Hatun. Dua et. Benim dualarımda artık sen de varsın. Allah'ım beni affet. Kardeş istemedim. Kardeşim bana küsmüş gitmiş. Gelsin. Yazık, küçük bir şey o. Annem ağlamasın, gelsin kardeşim. Söz veriyorum, çok seveceğim. Babam beni çok sevsin, annem üzülmesin. Allah'ım beni duy ya Rabbim. Mustafa, uykun gelmedi mi senin? Şimdi uyuyacağım. Gelsen de uyu benimle. Gel yanıma. Hadi birlikte yatalım.
Gitme. İbrahim bekliyor. Çalışmamız lazım. Sen uyu Hürrem. Seninle uyumak güzel. Hürrem tek başına kötü. Yapma. Bırak, çok işim var. Hadi. İbrahim mi Hürrem mi çalışmak güzel? Kıskanıyor musun İbrahim'i? Evet. Benden çok görüyor sultanımı. Buna alışsan iyi olur. Hünkârım, Ferhat Paşa Şam'dan Kayseri'ye geçti. İran'dan, Şah İsmail'den gelecek bir tehdide karşı ordunun bir bölümünü orada, mevzide tutuyor. Mısır, Şam ve Diyarbakır sancak beyleri emniyeti sağlamış vaziyetteler. Yol üstündeki kadılara, beylere, valilere talimat verildi. Yollar, köprüler tamir ediliyor. Depolar erzakla takviye edildi. Anadolu'dan 30 bin deve tedarik edildi. Küçükbaş ve büyükbaş sürüler köylüden satın alındı. Hünkârım, Rumeli'den 15 bin Azep askeri sefer için hazır. Edirne'de bize katılacaklar. Ferhat Paşa da Rumeli'de katılsın bize. Ahmet Paşa, sen de tez git Edirne'de ordunun toplanmasına nezaret et. Lalam Kasım Paşa, biz seferdeyken Devlet-i Aliye sana emanettir. Hünkârım, bu şerefli görevi bana tevdi etmeniz benim için onurdur. Gözünüz arkada kalmasın. Yolunuz açık, gazanız mübarek olsun. Sinyor Balios, nasılsınız? Umarım işleriniz yolundadır Sinyor Joşa. İyidir efendim. Duydunuz mu? Davut Paşa'da bir otağı kurulmuştu. Şimdi de Üsküdar tarafına Yeni Saray'a bir otağı kurulmuş. Peki ordu savaşa hangi yöne gidecek bu durumda? Kim bilecek? Saraydan hiçbir haber sızmıyor. Herkes sır küpü. Il Sultano impazito. Gioca con noi. Sıkıntı mı var? Evet, var sıkıntı. Nedir? Ben miyim sıkıntı? Sen çok Süleyman'ın yanında, dibinde. Bana vakit yok. Bence yeter İbrahim. Hürrem Hatun. Ben hünkârımın kuluyum, kölesiyim, kardeşiyim, yoldaşıyım, anladın mı? Bunu o kafana iyice bir sok bakalım. Ben onun has oda başısıyım. Sen de yerini, seviyeni iyi bil. Hürrem Hatun. Sen benim yerimi, seviyeyi göreceksin, yılan İbrahim. Hürrem, beni mi bekledin?
Seni bekledim sultanım. Uykum koptu gitti. Ağlama. Yüreğimi dağlama Hürrem. Ağlama deme. Sen gidiyor yarın. Ben ölüyorum. Ölüm yok Hürrem. Ben hayatta kaldıkça sana ölüm yasak. Anladın mı? Suçsa gel öldür. Allah'tan hep şehitlik isterdim. Allah'a şükürler olsun ki yan bakışın beni öldürdü. Muhibbi halini kime şikayet etsin? Çünkü ona zulmeden aşık. Hatice Sultan'ın emaneti bu mendil. Mutlaka geri getirsin dedi. Sultanıma en kalbi hürmetlerimi gönderin. Zaferle döneceğimize dair söz verdiğimi söyleyin ona. Bu mendili kalbimin üstünde taşıyacağım. Kalkan olacak bana. Süleyman Han Hazretleri.
Gazan mübarek olsun hünkârım. Allah'a emanet ol. Saraydan çıktıktan sonra rahmetli babamın türbe ve caminin ilk tuğlasını ellerimle koyacağım. Duamı da eder, öyle yola revan olurum. Malum, gidip de dönmemek var valide. Bizik taşı dikelim de arkası gelir. Aslan parçası. Baba ben de geleceğim kafirle savaşa. Kılıçtan geçiririm, kellerini de sana veririm. O kutlu günlerimiz de gelecek inşallah. Mustafa'm, ne fetihler yapacağız birlikte. Mektebi, hocaları ihmal etmek yok ona göre. Baba bana hep mektep deme. Tören başlıyor, gitme vakti. Dualarınızı eksik etmeyin. Konstantinopolis böyle bir savaşa gidiş töreni görmedi. Sabahtan beri halk sokaklarda padişahın sefere gidişini kutluyor. Osmanlı savaşa başarıya hasret kalmış. Ordu çok düzenli ve çok kalabalık. On binler sokakta, Sultan Süleyman geliyor. Macaristan'ı yok edecek. Halk yemin ediyor, Lajos'tan intikam almaya geliyor Sultan Süleyman. Ben Süleyman. Sultan Selim Han'dan olma, Hafsa Valide Sultan'dan doğma, Devlet-i Aliye'nin 10. hünkârı. Safevilere, Mısır Memlüklerine, Abbasilere, Suriye, Filistin, Hicaz mülküne, İpek ve Baharat yoluna, denizlere, çöllere hükmeden Osmanlı mülkünü ebedi kılan mirasın yegane sahibi. Ben Süleyman. Doğudan batıya koşan atlarımın sancağını en batıya kadar götürmeye yeminliyim. Kullarımın refahı için, adalet için yeminliyim.
ayağımın değdiği her toprağa huzur, güven, bereket getirmeye yeminliyim. Bu menzilden sağ dönmeye, geride bıraktığım saadeti yaşamaya yeminliyim.